Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikte Batuhan, ben ve Bayram yine beraberiz arkadaşlar. Yeni bir yer, yeni bir video arkadaşlar. Bu sefer Batuhan da aramızda. Batuhan, hikayeyi anlatmak ister misin? İsterim. Öncelikle merhaba arkadaşlar. Yine Ankara'da ekip olarak karşınızdayız. Hikayeyi anlatmadan önce şunu vurgulamak istiyorum. Herkes, birçok insan hala soruyor işte aranız mı bozuk, işte niye ayrıldınız gibi soru. Aramız kesinlikle bozuk değil. Biz beraber büyüdük yani, biz kardeşten öte biz diyeyim size. Öyle bir şey kesinlikle olmadı. Her zaman beraberiz işte, dediğim gibi. Böyle ara ara Adem'in kanalına katılım sağlayacağım, işte birlikte olacağız. Tabii. Hani inşallah ilerleyen zamanlarda tekrar bir ekip kurup belki sahalara geri döneriz. Çünkü yine izliyorum diyorlar, yani bizden iyisini yine görmedim. Bilmiyorum. Şimdi size video diyorum. Olayı anlatayım arkadaşlar. Olayımız şu. Bu olay benim kulağıma geldi. Adem'le direkt paylaştım. Dedim gidelim işte, çekimini yapalım. Arkadaşlar şu an gelmiş olduğumuz köy ve birazdan girecek olduğumuz ev, kadın için tabii hikayeler, söylentiler, efsaneler deniyor. Ne kadar doğru, ne kadar gerçek birazdan göreceğiz arkadaşlar. Bu kadının ismi Mukaddes ve bu kadına ölü yıkayan Mukaddes ana diyorlarmış. Arkadaşlar bu kadının... Ses mi duydun? Yok abi, etrafa. Bu kadın arkadaşlar 10-15 yıl önce sanırım kocasını kaybediyor ve köylünün söylediğine göre arkadaşlar bu kadının kocası cinlerle, işte oğlunun mu işte artık anlaşma mı yaptı, ne yaptı, takas mı yaptı, ne oldu bilmiyorum ama dilsiz bir çocuğu doğuyor. Dilsiz çocuğu, biraz da engelli. Engelli ve dilsiz. Sonradan, aynen, bu arada doğuyor dedim, pardon, sonradan dilsiz oluyor. Bunun sebebi tabi bilinmiyor arkadaşlar ve işin asıl can alıcı noktası, bu çocuk ölüyor ve arkadaşlar kesinlikle bedenine, cesedine hiçbir şekilde rastlanmıyor. Ve daha can alıcı nokta ise şu, kadının geceleri, yani bir ölünün evin içinde yıkadığını söylüyor köylüler. Yaklaşmaya korktukları için zaten bizi de bildiklerinden dolayı, işte paranormal araştırıcılar olarak bize söylediler, siz girebilir misiniz, bakabilir misiniz diye. Biz de tabii ki bunu kabul ettik. Araştırmaya geldik arkadaşlar. Köylünün de yine söylediğine göre bu, yani gece saatlerinde yani çocuğun bu sokaklarda dolaştığı söyleniyor ve köylü korktuğu için kesinlikle yaklaşamıyor. Yani bu mahallede şu anda hiç kimse yok arkadaşlar. Evet. Sadece şu anda biz varız burada. Ve gerçekten hani gelmek, can alıcı bir olay. Hani zaten ilk başta dinlediğimizde ve araştırdığımızda bizim tüylerimiz diken diken oldu. Evet. Tereddüt bile ettik, gitsek mi gitmesek mi diye. Evet. Bakalım ne bekliyor bizi arkadaşlar. Yani uzun zamandır da çekime gelmedik. Biraz heyecanı var işin doğrusu. Ev sanırım hangi? Şu ev. Şu ev. Göstereyim. Bu evde. Diğer evler mi? Onlar ya, boş mu kanka? Boş ev. Bize söylenen olaydan sonra ortada kimse durmuyor zaten. Koyun postası. Alıyor mu orayı bari? Yaklaşalım biraz da. Bismillah. Işık yanıyor. Işık yanıyor. Tuvalet ışığı sanırım. Aha. Gel. Şurada tek bir ışık yanıyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle tuvalet ışığı. Büyük gibi çekti. Koyun postu. Şuraya bak. Böyle evlerde bir anlamı oluyor diye biliyorum. Hani bununla ilgili ben de bir şey duymuştum ama.
Bir eve bakalım arkadaşlar. Gelme amacımız yok. Abi git demeden şu an evde de arkadaşlar. Zaten evin bir ışığı açık herhalde. Evdedir. Evin bir ışığı açık diyorum herhalde. Ne? Kadın içeride, kadın içeride. Bak bak. Bak bak, elinde bir tepsi var. Sanki bir şey yıkıyormuş gibi ha. Görüyor musun? Görüyorum. Bir şey yapıyor. Bak bak bak. Of. Bismillah. Tuvaletin ışığı yanıyor be. Burada içerinin ışığı yanmıyor. Abi ne oluyor lan burada? Ne yapıyor? Gidelim mi? Pardon, az bir saniye. Dur dur oğlum, dur, hemen girmeyelim. Açık. Kanka şurada bir erkek ayakkabısı var ha. Mukaddes ana. Bu arada gözüküyor mu? Gözük. Yani çok az görüyorum ama hiçbir tepki yok. Bak, ışık. Bak bak, hareketlerine bak. Hadi abi. Bizi ışık. Mukaddes ana. Işıklarımıza ve sesimize rağmen hiç biz oralı değil. Oh, oh, oy, bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu oğlum? Oğlum bir anda döndü lan. İçeri girelim mi? Haydi içeri 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 içeri. Girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika. Düzeye başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Mukaddes ana. Bismillahirrahmanirrahim. Oy, Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum. Biri şş. Dışarı biri vurdur. Işığı çekeyim mi? Gözüküyor mu net? Kanka. Alacağım, alacağım. Mukaddes ana. Oy. Gidelim mi yanına? Gitsene adam. Abi nasıl gideceğiz? Manyak mısın? Hayır, abi ölü yıkıyor oğlum. Oğlum bir şey yıkıyor var. Oğlum ne yıkıyor? Bak 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 saç. Oğlum bismillah. Ne bu? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hatırlayın, tamam, şey var. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddes ana. Oğlum alt yakıyor. Mukaddes ana. Bizi duyuyor musun Mukaddes ana? Kanka. Süper maz yaklaşın. Bizi şu an var ya. Al onu, görüntü yap. Mukaddes ana. Mukaddes ana. Duyuyor musun bizi? Oğlum demin duyuyordu ya. Oğlum ses. Mukaddes ana. Ne yapıyor ya? Abi ne yapacağız? Şş, girelim yanına. Dokunalım mı? Ne yapalım? Girsene mi? Adam. Ama nasıl gireceğiz oğlum? Mukaddes ana. Bize bakar mısın? Mukaddes ana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapalım? Kanka tövbe estağfurullah. Oğlum bak bak bak. Oğlum kim vuruyor ya Allah'ım? Oğlum yok. Şişt, kim yok? Oğlum içeride yok. Var ya mı içeride? Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum şuraya çek, şuraya, şuraya, şuraya çek. Bismillahirrahmanirrahim. Oha hiçbir şey yok. Biri mi konuşuyordu? Kanka. Aynen. Abi dur, az. Batuhan girme odalara. Oğlum o kadar dedik girelim diye girmemiz lazımdı. Kadın kayboldu. Bizim. Kanka nasıl kaybolabilir? Kanka bizim şeyimizi farklı bir yere çekti, o anda kayboldu. Fark ettin mi? İki defa ses geldi arkamızdan. Camdan ses geldi. Bizim ilgimizi oraya çekti. O anda kayboldu.
Abi odalara girelim. Kadın nereye kaybolmuş olabilir? Odaların içine mi kaçtı acaba? Mukaddes ana! E kanka yanımızdan geçmedi çünkü odaların içinde binde şu anda. Abi. Oğlum o kadar hızlı nasıl kayboldu? Aynen karşıma bir yıkayan biri çıkıyor. Ölü nasıl kaçtık? Ayağı mı kaybolup gitti? İşte. Yıkattığı kişi kimdi? Ne bileyim. O genç bir çocuk gibi burada gözüküyordu yani. Yanı falan, saçları falan. Abi. Aynen sağ tarafı genç gözüküyordu. Genç bir çocuk oldu muydu yani? Ben ondan şüphelendim. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddes ana. Oğlum burada biri. Baksana şuralara. Orada ne var? Burası mutfak ama. Gel geçelim odalara bakalım. Ne yapacağız oğlum? Mukadde sana. Çok saçma bir olay içinde. Kanka sen bir şeye baksana. Şu kapının oraya bir baksana oralarda. Hadi abi sizi sen odaları inceleyelim aynı zamanda. Burada herhangi bir şey yok. Ne oldu? Oğlum şurada lan sen nerede kanka? Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum nasıl olabiliyor bu? Şöyle hayli. Oy bismillah beni yüzünü açtı. Hayli Allah. Öz bir kelime hatırla etti ama attım içeri mahalak. Bu katte sana. Ne diyor lan? Kamera ağlıyor mu onu tam? Oğlum ağlıyor mu lan? Oğlum bir şeyler diyor sanki. Oğlum tam çek tam. Bayram. Görsünüz dayıcı. Az da yaklaş aynen. Oğlum bir dakika. Kanka benim ellerim titriyor. Oğlum salak mısın? Oğlum çocuğun bedeni bulunamadı da bu küçük bir çocuğa benziyor. Bayram, Adem. Bak ağlıyor. Abi nefesim kesildi benim abi. Dur. Aa, dur. Bize diyor. Işık tutma diyor sen. Işık tutma diyor. Mukaddes ana kim bu? Işık tutmadım. Oğlum gölge. Nerede gölge? Kanka şurada gölge geçleniyor. Nasıl? Yok oğlum kimse. Oğlum. Hay Allah vay sen. Ne oluyor? Ne oldu oğlum? Ben buldum. Bırakayım. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yine aynı sadece oyun. Ne var orada sence? Az bir bakalım ona. Git. Oğlum iyi. Bakalım dikkatimizi dağıtıyor. Bir şey bizle oynuyor şu an ama. Adam var. Kadın bizden resmen oynadı ha. Bizden resmi oynadı. Bismillahirrahmanirrahim. Leğen orada. Bu sefer kendisi yok ama leğen orada. Bak ışık yine yanıyor Bayram bak. O ışık yine yanıyor. Tek ışık yanıyor. Oğlum. Şurada biri baktı bana. Saçmalama. Yemin ederim şurada biri baktı bana. Açık değildi. Açık değildi. Emin miyiz? Tutmayın o zaman ışık oğlum. Tutmayın o zaman ışık. Kanka emin miyiz? Oğlum farklı biriydi, çok farklı biriydi. Kadına benzettim onu. Şeye bakın. Malama. Şuraya bakalım. Kanka bu sefer bunlar burada. Otmak bir şeyler var burada. Tuz var. Dur tutma ya. Tutma. Oğlum ıslak. Ne baksan yerler de ıslak. Oğlum bu ne lan? Ot ne alaka ya? Ot farklı bir şey var bunun. Oğlum mezarından aldığı ot falan olmasın bu anasını satayım. Vallahi olabilir. Belki mezarını biliyor bu kadın. Ben var ya o şu an bence o yani. Bence ya, kadın mezarını biliyor da söylemiyor mu acaba? Oğlum da ses çağda falan da var ha. Baba. Kanka buradan bir gidelim. Gidelim konuşmamız lazım. Gel kanka bir analiz yapalım be. Kanka çocuk kim? Yıkadığı çocuk kim? Oğlum çocuğu işte. O zaman otları mezarında almamış oluyor. Çocuk gerçekten öldüyse. Ne saçma bu olay ya? Müthiş gizemli. Abi ne yaşayıyor? Ne? Arkadaşlar eve tekrardan gireceğiz. Bize bir müsaade edin. Bir analiz yapmamız lazım. Arkadaşlar siz de o sırada yorumlarda belirtin. Burada neler olduğunu düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Biz bütün yorumları okuyacağız.
Abi ne yaşıyoruz ya? Oo, anlamadım. He? Enteresan be abi. Abi ne yapıyoruz biz? Kafayı yiyeceğim, evet, yemin ederim kafayı kanka yiyeceğim. Senin abi, şu dediğin var ya, otlar mezarındaki otlar mı acaba diye dedin ya. He. Ben onu biri geliyor. Dur. Oğlum biri geliyor lan. Ananı şşş. Oğlum dur bir dakika. Oğlum şşş. Oğlum bu o çocuk. Bu o çocuk lan. Bu o çocuk. Bu o çocuk. Yıkadı. Evet. Bu o. Taşlarına bak oğlum. Oğlum tamam o işte. Baba bak. Oğlum. Al. Kimsin? Konuşamıyor, oğlum, dilsiz. Ölüm öyle bir şey lan bu nasıl? Abi dilsiz. Kanka dil... Oğlum, tamam çocuğum, daha işte kattes, anladım. O kattes çocuğu. Ölüm. Ne oluyor lan? Onu ne avradınız? Ne oldu? Işık yanıp sönüyor lan. Işık yanıp sönüyor evden. Kesildi. Korktum lan. Şuna. Şşt, kardeşim. Ne evi... Oo ışıklar yanıyor bak. Evi gösteriyor. Baba. Evi gösteriyor. Kardeş bir git. Kanka bu... Dili yok ki oğlum. Baba dur. Dili yok ki. Oğlum. Ayakkabılar. Aa kapının önündeki ayakkabılar. Kanka bu o. Oğlum kapının önündeki ayakkabı. Tamam lan bu çok bu o. Bu o çocuk lan. Yıkadığı çocuk. Lan oğlu bu. Ne var oğlum? Ne var? Biri baktı burada. Dur ya. Şuraya. Biri baktı burada. Oğlum. Yemin ederim gördüm. Bak biri buradan baktı bize. Oğlum zombi mi bu lan? Oğlum ben geldim. Kanka baksana yürümeye. Eve mi gidelim? Oğlum. Evi gösteriyor bize. Eve gitmemiz mi istiyorsun? Bak. Görüyor musun? Bak gösterdi, ışık yanıp sönüyor. Tamam göster bize yolu. Yolu göster bize. Yolu göster. Gel çocuk. Oğlum zarar versek Fatma. Dur abi. Zarar versek şimdi oyun oynuyoruz da. Oyun oynuyoruz da. Yanlış bir şey mi yaptık ya? Bak arabaya vuruyor. Diyorum ya. Dur bir dakika. Abi gideceğiz ama lütfen bir sakince bir yavaşlık olalım. Atlatmamız lazım. Kanka zombi gibi. Kanka sürekli bir yerden bir şey kayboluyor, oradan çıkıyor, evin ışıkları yanıyor falan filan. Akli denge mi gidecek yani? Şuna bak ışık. Evin ışığı yanıp sönüyor. Oğlum bu çocuk ölmedi mi ya? Oğlum bu çocuk ölmedi mi? Öldüğü söyleniyor. Bu çocuk ölmedi mi? Kanka mukadda sana bizi çağırıyor ya bak. Yemin ederim. Peki, çocuğunu yolladı ki bize gelsinler diye. Peki bize... Bize neyi göstermeye, ispatlamaya, kanıtlamaya çalışıyor acaba? Dur. Çocuğunu yolladı. Ölmüş çocuğunu yolladı. Arkadaşlar bir sakin olun. İzleyen arkadaşlar size diyoruz. Gideceğiz. Eve tekrardan gideceğiz. Bir bekleyin. Biz de insanız. Bir nefes alalım. Şuralara baksana. Başka yerler var burada. Dur şuralara da gireriz. Oralara da gireceğiz. Ama benim şu an akli dengem gitti abi. Bizde baston var. Tesbih var yine. Evin orada. Bak şurada tesbih var. Baston var şurada. Tesbih var şurada asılmış. Evin arka kapısı mı bu ne? Arkadaşlar bence bir kararlaştıralım. Çocuk eve çağırdı, evin ışıkları yandı. Gidecek miyiz eve? Kanka eve gitmem. Ya içine gir, ben de girmem. Girmem. Kapısına. Uzaktan görebildiğimizi görelim. Kanka niye çağırdı bizi yine? Hiçbir yeri araştıramadı. Işık yanıp söndü yine. Evin ışığı mı? Evet. Oğlum. Ya duyuyor musun? Bak. Batu.
Yukarıdaki bakalım son kez isterseniz. Sokak lambası da yanıp sönüyor. Vay anasını. Sokak lambası da yanıp sönüyor. Aha yanıp sönüyor kanka, bak bak bak. Görüyorum. Burada yine bir ölü gibi bir şey atıyor. Hani göremiyoruz ki. Perdesi gibi bir şey. Adem. Hı. Söyle. Kanka emin misin ben? Oğlum ben... Oo bir şey diyor, bir şey diyor, bir şey diyor, bir şey diyor. Ne diyor? Bir şey yapmıyor. Oğlum, ya, tut, ışığı tutmaz, ışığı tutmaz. Kanka rahatsız oluyor herhalde. Bak bir şey, dur. Mukaddes ana, camı aç da söyle, bir şey anlamıyoruz ki. Kapattı perdeyi yine. Kanka zaten dur, bir şey... Dur, dur. Tamam, camı açacak herhalde. Hı hı yapıyor. Oğlum yapıyor. Oğlum bu da ya. Mukatta sana. Sana zarar vermeyeceğiz. Bize gönderdiğin oğlun muydu? Ölmüş müydü o? Kanka. Oğlum ne diyor? Ağlıyor lan. Oo gitti gitti gitti. Oğlum. Ne oldu? Ceset yok lan. Abi şurada beyaz şey vardı, yok. Yok. Göremiyorum abi ki. Ne bu? İnelim aşağıya kanka. Bakalım gel gel. Bir şey yapsaydınız şu anda yapmıştı zaten. Gel gel. Kanka bizi çekmesin. Kanka girmeyiz evin içine. Dışarıdan bakarız yine. Farklı bir şey var burada, gel. Onu biliyoruz. Ama neyin içindeyiz ben onu anlamadım. Ya olmazsa gideriz kanka. Aa. Azaz belime bir ağrı girdi. Kapıdan mı? Kapıdan bakalım. Çocuğun yeri zeri şimdi. Konuşuyorlar. Konuşuyorlar. Adem. He. Bildiğin cümle kuruyorlar. Duydun bunu. Evet. Kanka, ayakkabılar. Ters düz. Uy. Ters düz. Oğlum şurada bir böcek var. Şu hareket et. Şu ne? Ne oğlum, böcek değil o ya. Bak bak. Sus az. Konuşuyorlar lan. Konuşuyorlar bile. Bize konuşmuyorlar. Bize yapıyor onları kenarını. Onu anlamıyor ama. Merhaba, kendi dillerinde bize konuşuyorlar da biz mi anlamıyoruz? Yani insanlarla karşılaştığı zaman hani farklı bir şekilde mi, farklı bir lehçe mi kullanıyorlar? Bak, bak, kendi bunun, aralarında konuşuyorlar şu an. Bir şey söyleyeyim, bunun oğlu ölmüş, tamam mı? Yıkadığı kişi de o. Konuşuyor ya. Ağlıyor. Ağıt yakıyor. Hı hı. Şu ışık sürekli açık bak. Evet. Şu ışık hiç sönmüyor. Bak. Girmedik de oraya. Bak, orada bir şey var. Girmedik de oraya. Acaba ne var orada? Şu ışık sürekli sonra açık. Diyor saklanmış. Allahu ekber diyor. Oğlum bu kadın çocuğunu mezardan çıkarıp şey mi yapıyordu bu? Da bize nasıl gözükebilir ki? Abi oğlum kurbanlar gözükmüyor ha. La ilahe illallah. Sen şarjı bitti benim. Allahu ekber ve lillahil hamd. Abi kadın üzüldüm ama ya. Vallahi çok üzüldüm ona şu an. Kadın çok acı çekiyor, benim tüylerim diken diken. Bak. Kanka yardım etmemizi mi istiyor? Kurbanda okunan dua bu. He. Kurban mı ediyor ne oğlum? İşte kurbanda okunan bir dua. Bak. İlham. Bak. Cenaze namazlarında da okunuyor bu. Cenazede de okunuyor bu kanka, cenazede. Kurbanda da okunuyor. Hı hı. Kurbanda da okunuyor. Cenazede de okunuyor. İkisi de bağlı, evet, ikisi de bağlı. Evet. Vakayla bağlantılı şeyler ikisi de. Ne yapabiliriz burada şu anda? Bizim yapabileceğimiz şey ne? Kanka bir şey yapamayız biz. Yardım mı istiyor? İyi de abi.
Şimdi yardımı şöyle görüyoruz onu. Başka bir yerden bir şey oraya çevir gidiyoruz, kayboluyor. Şu ayakkabılar bak, çocuğun giydiği ayakkabılardı bak. Ters düz. Bak. Ters düz. Giriş çocuğun çıkış. Çocuğun giydiği ayakkabılar bunlardı. Şu giriş an çıkış. İçeride yadıyor. Sol ayak bak. Oğlum bir dakika, bu nasıl bir şey amına koyayım? Sol ayak giriş, sol ayak çıkış gibi. Aynen. Normalde. Tamam az çok. Şöyle olması lazım. Ha, solla gir, sol. Şu. Sağla çık. Ama yok. Bu. Sağ giriş, sol çıkış. Evet. Öyle mi? Evet. Sağ hı-hı. Giriş, evet. Sol çıkış. Ya bu nasıl oğlum? Bir kere ayakkabıyı çıkarsan nasıl böyle olacak? Ya bilerekten koymuşsun öyle işte. Bilerekten. Ayakları evet. Mı deriste oğlum? Fark ettiniz mi? Yok ben görmedim. Ben görmedim. Ya da bilerekten koymuş bir mesaj var. Dili çözüldü. Dili çözüldü. Ne yapalım şimdi? Kilitledim. Bırakalım. Bir şey yapamıyoruz. Kanka bu cenaze, aynen, cenaze kanka. Var. Cenaze var sanki burada. Abi bir şey bıraktık üzerimize. Sanki burada cenaze var ya şu an. Kanka burada. Şu anda cinlerle bir anlaşma yapalım. Anlatmak için başka birini gönderiyor, anladın mı? O da olabilir. Ölü kalkamaz ama. Yani arkadaşlar belki şu anda başka bir işlem yapabilir cinlerle birlikte. Etrafa sarılıp onlarla birlikte ağlayabilir. Ya biz şu anda tam yetki, yani tam göremediğimiz için, sen mi yaptın arabayı? Hani tam göremediğimiz için biz ne söyleyeceğimizi de bilmiyoruz. Şu anda kadının ağlaması, her şeyini duyuyoruz ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Gittiğimiz zaman eminiz farklı bir yerden aynı şekilde karşımıza çıkacak. Dur. Sesi duydum. Bir. Ben de duydum. İkincisi. İkincisi. Burayı bize söyleyen kişiye bu görüntüleri izleteceğiz. Kendi kafan. Bunu söyleyeceğim. Kanka. Adamla konuşacağız. Göstereceğiz görüntüleri. Böyle böyle bir şey yaşadık diyeceğiz. Köyün hocası veyahut da muhtarı ne var ne yok arkadaşlar. Bunlarla bir konuşacağız gerekirse. Diğerki video onlarla geleceğiz buraya. Abi ben bu işi çözene kadar devamı geçeceğim. Arkadaşlar buraya tekrar gelmemizi istiyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Aynı ekipçe tekrar gelmemizi istiyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Oo gördüm şu. Lan. Işığı tut. Tutabilirsin. Ha. Görüyor musun? Evin üstüne mi kalktı? Evet. Aha, evin arkasında çıkıyor. Şaka yapıyorsun. Evin üstüne mi kalktı? Evet. Oy! Bismillahirrahmanirrahim. Ağlama sesi gitti. Abi güvercin okuş uçtu. Ağlama sesi gitti. Oğlum. Güvercinin ne olduğunu biliyoruz. Böyle mezarlığı cenaze ara. Evlerinde. Mezarlığı da ara. Mezarlığı aklına gelir. Oğlum karşımıza çıkmıştı. Adam yukarıda sanki mezarlık var ha. Net mezarlık var yukarıda bu arada. Oraya doğru gitti. Evet. Kanka ay, gidelim soğudu. Ya. Kanka ayaklarım soğudu. Gidelim abi gidelim. Bir hocayla falan gidelim. Abi bu ne? Köyün muhtarına falan da gidelim. Abi. Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kalk bay.